Merhaba Sanal Darbe takipçileri. Bu videomuzda sizlere iPhone telefonumuza bilgisayarımız üzerindeki fotoğrafları atmayı göstereceğim. Aynı zamanda bu attığımız fotoğrafları iPhone telefonumuzdan silmeyi de göstereceğim. Çünkü bildiğiniz gibi bilgisayardan attığımız fotoğrafları telefon üzerinden silemiyoruz. Birçok arkadaşımızın bana sorduğu bir konuydu bu. Bu yüzden bu iki konuyu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle fotoğraf atmak için iTunes programını kullanacağız. Eğer bilgisayarınızda iTunes programı kurulu değilse videonun açıklamasında vereceğim linkten iTunes programının en güncel sürümünü indirebilirsiniz. Sonrasında telefonumuzu bilgisayarımıza tanıtıyoruz. Yani bağladığımız zaman zaten otomatik tanıyor. Ve bu işlem sırasında telefonumuzun ekran kilidini çözerek bu bilgisayara güvenilsin mi sorusuna güven diyerek telefonumuzun tam olarak bilgisayar tarafından tanınmasını sağlıyoruz. Sonrasında telefonumuza atmak istediğimiz bilgisayarımızdaki fotoğrafları bir tane klasör oluşturuyoruz. Ben buraya örnek resimler diye bir tane klasör oluşturdum ve içinde örnek fotoğraflarım var gördüğünüz gibi. Bunları telefonuma atacağım ve aynı zamanda telefonumdan da sileceğim. Şimdi bu oluşturduğumuz fotoğrafları iPhone telefonumuza gelin beraberce atalım. iTunes programını çalıştıralım ve telefonumuzu bilgisayara bağlayalım. Hemen şu müzikler bölümünün hemen yan tarafında telefonumuzun imleci gözüktü. Ve imlecimize tıklayacağız. Ve buradan fotoğraflar bölümüne geliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi iCloud fotoğraflar açık diyor. Ya bu telefonumuzdaki ayarlardan kaynaklanan bir problem arkadaşlar. Aslında burada fotoğrafları eş zamanlı çıkması lazım. Birçok arkadaşımızın yine takıldığı bir yer burası. Ve bu konuyu detaylı bir şekilde anlatan olmamış. Ben o yüzden de biraz da bu videoyu çekmek istedim. Bu sorunu aşmak için arkadaşlar telefonumuzun ayarlar bölümünden iCloud fotoğraf arşivini kapatmamız gerekiyor. Bunun için telefonumuzdan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden aşağı doğru geldiğimizde fotoğraf ve kamera seçeneği var arkadaşlar. Fotoğraf ve kamera seçeneği açıyoruz. Burada iCloud fotoğraf arşivi yazıyor. En başta gördüğünüz gibi açık şu anda. Bunu kapatmamız gerekiyor ki orada fotoğrafları eş zamanlı seçeneği çıkması lazım. Şimdi bunu kapattıktan sonra tekrardan bilgisayarımıza dönelim. Şimdi iTunes programını kapatalım ve tekrar açalım. iTunes programımız açıldı. Telefonun yine görmesini bekleyelim bilgisayarımızın. Telefon imlecimize yine tıklıyoruz. Fotoğraflar diyoruz ve gördüğünüz gibi fotoğrafları eş zamanlı çıktı arkadaşlar. Az önce telefonumuzun ayarlarında iCloud arşivimiz açık olduğu için fotoğraflar eş zamanlı seçeneği çıkmamıştı. Şimdi şuradan fotoğraflar eş zamanlıya tik koyuyoruz. Klasörü seç diyoruz. Masa üstünden oluşturmuş olduğumuz örnek resimden klasörünü seçiyoruz. Ve telefonumuzu atmak için uygula diyoruz. Sil ve eş zamanlı diyoruz. Bu 8 fotoğrafın telefonumuza atılması bekleniyor arkadaşlar. Şu an kopyalama başladı. Şimdi fotoğraf atma işlemi bitti. Telefonumuzdan tekrar kontrol edeceğiz. Fotoğraflar telefonumuza aktarılmış mı diye. Fotoğraflar bölümüne giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi fotoğraflarımız burada arkadaşlar. Atmışız yani. Ve burada gördüğünüz gibi bunları silme seçeneği de yok. Ne yaparsak yapalım bu resimleri telefonumuzdan silemiyoruz. Bunun için birçok soru aldım. Hemen bunu silmeyi de göstereyim. Bu fotoğrafları attık ve silmek istiyoruz. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Şimdi siz bu fotoğrafları telefonunuzdan silmek istiyorsanız şuradaki fotoğrafları sileceksiniz ya da bu fotoğrafların kaybolmasını istemiyorsanız bunu başka bir yere de taşıyabilirsiniz. Ben işime yaramayacağı için sil diyorum. Siliyorum. Siz farklı bir yere kesip yapıştırabilirsiniz aynı zamanda. Bu klasör boşaldı gördüğünüz gibi. Ve örnek resimler. İsmine dikkat edin arkadaşlar. Aynı isimde olması gerekiyor ve boş olması gerekiyor. Hemen telefonumuza geleceğiz yine. Tekrardan fotoğraflar eş zamanlama bölümüne gireceğiz. Telefonumuzu bağlayacağız falan. Sonrasında klasörü seç diyeceğiz. Masa üstündeki örnek resimler yani boşalttığımız klasörü tekrardan göstereceğiz. Klasörü seç diyeceğiz. Ve eş zamanla diyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Resimler otomatik olarak iPhone telefonumuzdan silinmiş olacak. Şimdi işlemimiz bitsin. Tekrardan kontrol edelim. Evet, işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tekrardan telefonumuzdan kontrol edelim şimdi. Fotoğraflar bölümüne girelim. Ve resimlerin kaybolduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani resimleri bilgisayarımızdan telefonumuza attığımız resimleri silmiş olduk. Bu videomuz bu kadar. Eğer siz de telefonunuzun ekranını bilgisayara yansıtmak istiyorsanız şu anda videonun sağ üst köşesine çıkan karda tıklayarak bu videoyu izleyebilirsiniz. Bunun haricinde telefonunuza MP3'ten zil tonu yapmak istiyorsanız yüzlerce MP3'ü zil tonu olarak kullanmak istiyorsanız bunun için de çok basit çözümlerimiz var ve üstelik iTunes kullanmadan bu işlemi yapabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sorularınız olursa videonun yorum bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.